Evet, hadi bakalım. Merhabalar. Merhabalar. Hep kadınlar siyah giymişti, erkekler de siyah giymiş. Şöyle görüyorum, güzel bir gece, neler söyleyeceksiniz? Çok güzel bir organizasyon. Biz de ödüllerimizi takdir ettik. Yani bu bizim için çok gurur verici. Yani çok keyifli bir organizasyon bizim için. Siz de gençsiniz ve içeride de birçok genç var. Gençlerle buluşma gibi bir ortam oldu. Nasıl geçerisi, enerjiniz? Tabii o genç enerjisi çok keyifli bir şey. Onun içine dahil olmak da bizim için çok mutluluk verici. Sizin aynı zamanda proje devam ediyor. Çok yoğun çalışıyorsunuz. Bunlarla ilgili neler söylersiniz? Daha yolun başında mısınız? Tabii yani ne kadar ilerlesek de oyunculukta her zaman yolun başındayız. Yani çok yoğun çalışıyoruz doğru ama işimizi çok keyif alarak yaptığımız için bu bize koymuyor. Yani hatta çok çalışmaktan keyif bile alıyoruz. O yüzden çalışmak güzel sevdiğin zaman için. Yoruluyor musunuz? Kendinize vakit ayırabiliyor musunuz? Tabii. Yoruluyoruz yani, yorulmuyoruz desek yalan olur. Kendimize de haftada bir gün ya da iki maksimum vakit ayırabiliyoruz ama onda da zaten dinlenmekle geçiyor. Çünkü yoğun bir şekilde çalıştığımız için vücut yıpranıyor, mental olarak da yıpranıyoruz. Dinlenmekle geçiyor dediniz, aktivite vesaire falan farklı bir şeyler yapıyor musunuz? Yani dinlenmek dışında hani sporla ilgilenmeye çalışıyorum. Yıllardır davul çalıyorum zaten, hani davula devam etmeye çalışıyorum. Bir yandan da hani dilimi geliştirmeye çalışıyorum. Yani ama tabii bu her hafta olmuyor. Çünkü çok yorgun olduğum için sadece yatıp dinlenmek istiyorum bazen. Genç oyuncuların genelde kendilerine ileriye yönelik yatırımları olur. Sizin böyle bir yatırımlarınız var mıdır? Ne gibi şeyler yapıyorsunuz? Düşünceniz nedir? Şu an ben direkt oyunculukla ilgili bir şeyler yatırım yapmaya çalışıyorum. Yani derslerime devam ediyorum. Daha fazla okumaya çalışıyorum. Şu an tek fokusum aslında oyunculuk. Ne kadar öğrenebilirsem, çünkü hiçbir zaman öğrenmek bitmeyecek benim için oyunculukta. Aslında ilk tek fokusum şu anda oyunculukta öğrenebildiğimi öğrenmek. Bir aşk iddiaları vardı, çıkan haberler vardı. Bunlarla ilgili, bu aşk gerçek midir? Gerçek değil, dizgi benim sadece çok yakın arkadaşım. Dizideki partnerim, yani çok sevdiğim ve birlikte çok şey paylaştığım bir arkadaşım. Yani o ilişki haberleri doğru değil. Çok yakın arkadaşlıkla bütün haberlerin çıkmasına sebep oluyor. Daha sonra da aşka dönüşte onu bağlı ilişkiler oluyor ama böyle bir durum olabilir mi ilerleyen zamanda? Yok, olamaz. Bizim sadece çok iyi bir arkadaşlığımız var bizde. Yani başka bir yere çevirecek şey. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.